de yüzünü vermeye çalıştı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten e, kaybettik ifadelerini kullandı teknik direktör Şenol Güneş. Buradan ben Şenol Hoca'nın maç sonunu yani bir dakika kalmıştı. Skor bu e, ekranda gördüğümüzde. Uzatma zaten iki dakika verildi. Şenol Hoca'nın oyuncu değişikliği oyuncuları da şaşırttı. Hatta e, Burak Yılmaz oyundan çıkarken taraftar da az olduğu için duyabiliyoruz. Bu e, Hocam maç bitti ya. Hani neden bu değişiklik tepkisini verdi? Hakan Çalhanoğlu yine şaşıranlarda oyuncu değişikliğinde. Nasıl değerlendirirsin Turgay Abişen olacağı çok yakından tanıyan bir isimsin. E, dün herkes şaşırdı. Sosyal medyada aynı anda dönüp baktığımda sosyal medyada da herkes oyuncu değişikliğini anlamaya çalışıyordu. Şimdi normal bir teknik adam bunu iki sebeple yapar. Birincisi vakit geçirmek beraberliği kurtarayım. Hı hı. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Baskılı oynadık. Evet. Bence hoca o kadar heyecanlandı ki o kadar heyecanlandı ki bir de kafasına şu hesabı yaptı. En az 5-6 dakika uzatma bekliyordu. Hı hı. En az 5-6 dakika uzatma bekliyordu. Zaten hakem 2 dakika neyi uzattı? Yapılan oyuncu değişikliğini yarım dakika koysan evet. 4-5 dakika uzatman lazım. Yani Şenol Hoca orada hani 5 dakika bile olsa hani bir değişiklik yapayım diye düşündü. Ee, bu Şenol Hoca'nın değişikleri hani şaşırdık diyorsunuz ya. Hı hı. Ben Şenol Hoca'nın çok az şeyine şaşırıyorum. Hakikaten çok az şey. Geçen de senle mi Kerem'le mi Beşiktaş Fener maçı 3-0 işte Cüneyt Şen orada. Ertuğrul izliyordur bizi. Çünkü programla ilgili bazen eleştiri yapıyor bazen övgü. Aktındır. Ertuğrul mu? Aklındır. Selam olsun. 3-0 iken dedim ki bak bu maç daha bitmedi. Kagaba çıkmazsa orta saha koşan bir girmezse bu maç tersi döner. 3-0 beşe şöne Fener maçı. Belli takımın haline mi? Onu hoca görmüyor işte. Hoca görmüyor. Maç 3-3 olunca farkına varıyor. Şenol Hoca'nın en büyük özelliği şu. Maç sırasında kendisine laf söyleyecek kimse yok. Tamer Hoca söylüyordu. Ne oldu? Dayanamadı. Bir defa şeyde adamı sağın ortasında rencide etti. Bir defa futbolcuların arasında Ümraniye'de tartıştılar vesaire adam bıraktı gitti. Şenol Hoca anda hocam ne yapıyorsun ya? Maç bitti iki dakika var. Niye buraya çıkıyorsun? Diyecek adam olsa döner tokat atar yani neredeyse. Atar mı? Ya atar. Şenol Hoca o şeylerde bizim teknik adamların Fatih Terim, Şenol Güneş fark etmez. Yanında incir ağacı hı hı. gibi bizimkiler. İncir ağacı nasıl biliyorsun. Dışarıdaki boyu kadar, gücü kadar Toprağın altında var bir o kadar. Yanında o yüzden ocağın incir ağacı diktim derler de bahçeye diksen temeli sarsar yani. Bizim hocaların yanına meyve sebze yetişmez. Yardımcı hoca hiç yetişmez. Niye? Hocalık orada lazım. Hocam bir dakika ne yapıyorsun? diye kaldırıyorsun tapeli? Niye sokuyorsun bu adamı? İki dakika var dese belki Burak gol atacak. Gol de önemli değil. Dese, evet. dese bu tartışma olmayacak ama onu demek için yürek lazım. Yürek lazım. Hocayla kavgayı göz alman lazım benim gibi bir manyak olması lazım. Ben derim. Bana diyecek ki Burak sokuyor hocam dakika kaç biliyor musun derim. Ha, o da benimle bir daha çalışmaz. Ama hayat boyu da bu yapar işte. Çünkü sevmiyorlar. Eleştiriyi sevmiyorlar. Doğruyu söyleyeni sevmiyorlar. İstiyor ki yanında yalak olsun. Yanındaki teknik adam sana nasıl demez ki şunu. Hocam 90 artı 2'deyiz ya Burak çıkıyor. Niye çıkıyor? Dese kendine gelecek. Daha şeydi ama Burak çıkarıyoruz Ahmet sen gir dediği anda. Çağırcımda. Mehmet sen gir dediği anda. Dese ki hocam ne yapıyorsun? 90 artı 2. dakika var. Ha, Burak'a da yazık. Bize de yazık. Diyemez. Dedirtmez. Dedirtmediği için işte en fazla Kore'ye gidebiliyor. Daha ötesi yok. Dünyadaki hiçbir teknik adamdan eksi yok Şenol Hocam. Bu arızaları dışında. Hiçbir teknik adam Dünyada ben Derbos... Hayatım hocalarla geçti, kamplarda geçti. Derbos kesinden tut, Eski dönemde Stankovic'ine kadar. Dönemin en iyi hocaları. Hepsini izledim antrenmanların. Ben Şenol Hoca kadar iyi çalıştan çok az adam gördüm. Evet. Çok az adam gördüm. Hakikaten bana göre ne Morun eksiyi eksiği var ne Guardiola'nın eksiği ne var. Bir takımdaki etkisini de hemen gördük Turgay'a Hem oyuncu seçimleriyle oynattığı futbolla. Sen Guardiola'ya akşam de ki yanında. Hocam ne değişikliği de sana gülerek doğru ya ben şaşırdım saçmaladım oturttur der. Sen Hoca da böyle yapıyor. Otur Şenhoca sen yerine ya. Ne, karışıyorsun biraz, ya der. Evet. ne karışıyorsun ya der. Ne karışıyorsun ya? Sana mı sojan değişikliği falan der. Sen bir daha dersin ki susayım abi alayım paramı oturayım aşağı dersin. Acar <laughs> diye şey. Stoper orta yaptı. <laughs> Sağ bek gol attı. Bak Rusya'yı yendik 100 yıl sonra falan diye. Dur onu yapacağım Turgay abi. Hemen baştan bir sinyal verme. Çünkü dün akşam savunma oyuncularımızın özellikle Merih'in hem savunma hattında yaptıklarını hem de milli takımımızın Golünün asistini, yani savunmacı evet. var, savunmacı var. Sen stoper alınacağına e, hep golcü alınsın, hücuma takviye yapılsın, orta saha alınsın, golcü alınsın diyorsun. Ben de hayır, e, savunmanın da önemli olduğunu söylüyorum ki dün akşam bunu gördük Turgay abi bence. Kaç tane stoper var bizde? Sayalım mı? Sayalım, Ozan Kabak var, Melih var, Çağlar, Çağlar var. var. Çağrılanlar bunlar. Daha önce Tabii. oynayanlar kim var? Mehmet Topal oynadı mesela. Devşirme stoperleri devşirme. oynadı. Oraya çağrılan ben sana 20 stoper sayarım. Meri ile Çağlar'ı konuşuyoruz. Biraz da Ozan. Ozanı. Kaç? 20'de 3. Son 10 yıla bak. Belki 25'te 3. İşte devşirme stoperlerimizin oynadığı zamanları da hatırlıyoruz ama yediğimiz gollerden hep bahsederdik. Sonucunda Merih gibi stoper bulursam, Çağlar gibi bulursam parayı veren zaten millet verip alıyor. Diğerleri ben şunu anlatıyorum. Örneğin Beşiktaş aldığın stoperle sattığın arasındaki fark var ya bir gıdım fark var. Gıdım gıdım. Mek parmak fark var. Yani Belinton'la Roku arasında. Değmez yani. Göndermeye de değmez, almaya da de değmez. Verdiğin parayı yazık. Galatasaray'da Luyundama ile gönderip iki tane sıradan stoper alıyorsan konuşurum. Bir Hı -hı. saat konuşurum. Bir şey, bir Serdar Aziz var sende. Galatasaray, eski Galatasaray'dan bahsedip Serdar Aziz var. Ahmet Çalık var. Ya hangisini göndersen gönder. Yerini alacağın da sadıksa gönderme alma demek bu. Özel stoper, özel sabek, özel, özel sabek. dünya tarihinde 100 tane zor çıkıyor zaten. O yüzden onlara para harcayacağın zaman gelecektir. Öyle evet. biri çıkacak karşına. Normalde çok zor bulur. Şimdi dün akşam ilk yarıdaki oyuna bakıyorsun. Bir defa Üç gün önceki Almanya maçını hayal ederek başladık. Beynimiz öyle bekledi yani. Şöyle yapalım mı Turgay abi? İki spor gazetesinin manşetlerini tamam. ekrana getirelim. Bir. Ondan sonra senin değerlendirmelerini rica edeyim. Fanatik gazetesi ve Fotomaç gazetesi. Fotomaç gazetesi ah şu direkler başlığını atmış dün akşama dair. İki kez direğe takılan milli takımımız galibiyeti kaçırdı. Ve fotoğraflarda Kenan Karaman, Merih Demiral, golümüzün mimarları e, bir asist yapan diğeri gole imzasını atan futbolcu ön plana çıkarılmış. Cengiz için hemen altta yer alan Cengiz'in fotoğrafının yanında da şu direkler başlığı atılmış. Fanatik gazetesi A.Yıldız Ay pes etmez başlığını atmış. Almanya karşısında 3 kez geriye düşüp beraberliği yakalayan Türkiye Rusya karşısında da pes etmedi. Gruba 2'de 2 yaparak başlayan Rakibimiz karşısında ilk yarıyı 1-0 yeni kapattık. Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle birlikte sahadaki durum tamamen değişti. Turgay abi ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden tamamen farklı bir karşılaşma demiştik açarken. Evet. Şimdi senin değerlendirmelerini rica edeyim. Şimdi Almanya maçından 7 oyuncu farklılığı Hoca değiştirdi. Efe oradaki iyi performansı ki hakikaten çok iyi performans evet. vardı. Oradan kullandı. Yani... Dedik ki bir şans daha verin. Çocuk hı hı. devam edebilir diye. Çok eleştirmiyorum. Fakat maç içinde ilk yarıdan bahsediyorum. Takımın geneli kötüydü. Evet. Örneğin bunların üç tane etkili forveti var. <laughs> Ve bu oyunculara topu bırakırsan, yani hı hı. topla buluştuktan sonra adamlar çok çabuk hızlanıyorlar. Tecrübelerini iyi konuşturuyorlar. 3-4 paslaşmayla gol pozisyonuna evet. giriyor. Biri üzerinden atlıyor, biri vuruyor, biri çekiyor vesaire. Biz garip bir şekilde bunların topla buluşmasını bekledik. Normal şartlarda bizim oyuncularımız, bütün savunmamız ve orta saha onlar topu daha almadan basabilecek. Fiziksel kapasiteyi de sahip daha genç bir defa. Bir defa matematik olarak böyle bir hatamız vardı yani. Rakibe, alanı kontrol ettik, rakibe topu bıraktık. Horvetlerle bile. Topu alsın biz öyle karşılarız. Daha dengeliyip savunma yaparız gibi düşündük. Oysa adamlar topu aldığında birbirini ezber etmişler. Hı hı. Ee, ve ne yapacaklarını zor tahmin ettik. Terse yatırdılar. Çok büyük sıkıntılar yaşadık ilk yarıda. Ön tarafa bakınca Hakan Çağlan Hakan gibi değildi. Kenan benim zaten beğendiğim bir futbolcu. Kimse kusura bakmasın. Bana göre milli takımda hani herkes iyi olduğunda oynamaz. Ben Kim aynı var. fikirde değilim. Niye? Kenan konusunda. Ne, sen ne gördün sen Kenan'da benim görmedim.